Efendim, konumuz sezaryen sıkar gebelik. Sezaryen sıkar gebelik, daha önce sezaryen olmuş kadınlarda bizim rahmi kestiğimiz yerde sonradan gelişen gebeliğin o bizim kestiğimiz yere tutunması olarak adlandırıyoruz. Sezaryen sıkar gebelikler bir dış gebelik çeşidi olarak sınıflandırılır. Tüm gebeliklerin yaklaşık %1-2'si dış gebelik olarak ne yazık ki gelişirken, sezaryen sıkar gebelik ise bu %1-2'nin yaklaşık 1/1800 ile 1/2500 arasında görülmektedir ki çok nadir görülen bir hastalıktır. Sezaryen sıkar gebelikler ne yazık ki sezaryen oranlarının ülkemizde ve tüm dünyada artmasıyla beraber sıklığı artarak görülen problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. OECD ülkeleri arasında Türkiye yaklaşık %50-55 sezaryen hızıyla en önde gelen ülkelerden birisidir. Buna bağlı olarak ülkemizde sezaryen sıkar gebelikleri daha da sık görmekteyiz. Sezaryen sıkar gebeliklerin tanısı vajinal ultrasonografi ile rahatlıkla konulabilir. Vajinal ultrasonografi yaptığımızda sezaryen sıkar gebeliklerin tipini belirleyebiliyoruz. Tipini belirlediğimiz sezaryen sıkar gebeliğe özgü tedavi yöntemleri üzerinde düşünüyoruz. Tedavi seçenekleri arasında hem medikal hem cerrahi seçeneklerimiz mevcuttur. Medikal tedavide diğer dış gebelikleri de kullandığımız ilaçları kullanabilirken küretaj gibi cerrahi işlemler veya minimal invaziv cerrahi dediğimiz histereskopi ve laparoskopi de kullanabilmekteyiz. Bizim bölgemizde sezaryen sıkar gebelikler üzerinde yaptığımız çalışmada ne kadar erken müdahalede bulunursak bu gebeliklere o kadar başarılı sonuçlar aldığını gördük. Sezaryen sıkar gebeliklerinin tedavisine aile ile beraber karar verilir. Sonlandırma seçeneği vajinal ultrasonografideki sezaryen sıkar gebeliğin tipine göre seçilir. Sonlandırma veya devam etme kararı aileye bırakılmalıdır. Bütün riskler aile ile beraber paylaşıldıktan sonra mümkün olduğunca erken bir dönemde tedavi yapılması elzemdir.